Peki Mine abla, senden de yorumunu aldım, puanını alacağım. Evet, son puan Mine Hanım'dan geliyor. Ve 10 bin liranın sahibinin belli olmasına son 2 gün kala. Bakalım toplamda dile kaç puan ulaşacak? Buyur Mine Hanım. Evet, son puan Mine Hanım'dan geldi. Bakalım kaç puan verdi? Buyur Mine abla. 1 puan geldi. Ay yok daha neler. Biri hak etmişti, o buraya şov yapmaya gelmişti. O eli çalışmadı, sadece çenesi çalıştı. Şoktayım, gerçekten mi? Yani İnan ki 4 saatini boşuna kendini yordun hayat. Yani o ev temizlenmedi mi? Bak şart şurt çok önemlidir. Sen suyla temiz... Sen de su olayı yoktu. Temizlik olayı demek su ve deterjan bütündür hayat. Ha. O yüzden. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yani şimdi ben 1 puan verdin ama... Yok. Şimdi şunu söylemek istiyorum. 3 yere de girdiği için 1 puan veremiyoruz. Eğer ki bir yere hiç girmeseydi, bıraksaydı 1 verebilirdin. Ama banyoda da klozete girdiği için, banyoda da uğraştığı için, salonda da hani kapının ağzını beğendiğin için en azından 2 yapman gerekiyor. Çünkü biri... Diğer arkadaşlara haksızlık olur. Mine Hanım tahminim ya kendi gününü oynuyor ya da kendi çapında benim temizliğimi beğenmedi. Ama ben gerçekten elimden gelenin fazlasını yaptım. Kendi adıma rica ediyorum. Hem rica hem de program gereği, prosedür gereği onu 2 yapman gerekiyor. Kesinlikle kabul etmiyorum. Benim elim aynı değildi. Dilekçim çok pardon. Diğerlerine puan verirken daha kötü iş yapan birini düşünüp o şekilde puan vermeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yani sen bunu 1 yapmasan da üstüne ben onu 1 katacağım mecburen. Yani ya sen... O sizin kendi yorumunuz kadir. Yorumum değil. Yapabilirsiniz. Anladım. Ben seni beğenmemene bir şey demiyorum ama format gereği 3 yere de girdiği için 1 veremiyoruz. Yani sen bunu değiştirmesen bile ben onun toplam puanının üstüne 1 puan koymak zorundayım. Ben değiştirmiyorum. Siz koyun. İstediğiniz yapabilirsiniz. Ben değiştirmiyorum ama bak ama değişmek zorundasın. Şunu söylemek istiyorum. Zorundasın. Yani programın kuralı bu. Yani prosedür gereği için bak sakin sakin söyleyeceğim. Ben de sakin sakin söylüyorum. Ama değiştirmek zorundasın onu. Ben maalesef hak etmeyeceğim. Zorundasın. Yani şimdi bir zorundalık var ya. Zorunda. Bir şey diyeceğim yani şu. Yok bir şey demene gerek yok şu anda. Şok oldum şu an. Onu 2 yapmak zorundasın. Ben de diyorum ki ama olmaz mı? Kesinlikle olmaz. Gerçekten şimdi olmaz. Eğer ki program gereği olanları yapmazsam, yani prosedüre uymazsan diskalifiye etmek zorunda kalır. Adalet ve temizlik açısından program başında diyoruz ki en kötü eve 2 veriyoruz. En kötü eve 2 veriyoruz. 1 yok diyoruz. Bunu dediğimiz için senin zaten değerlendirmelerin 200... Evin pisliğine göre derseniz puanımı yükselteyim. Evin pisliğine göre değil. Eve göre diyorsunuz. En kötü derken yani temizlendikten sonra en kötü temizliği 2 puan veriyoruz. 3 yere de girdiği için. Sen zaten bunu bilerekten diğer evleri değerlendirirken 2'nin üstüne değerlendirmen gerekiyordu otomatikman. Yani eğer bir adaletsizlik varsa da o senin adaletsizliğin. O beni ilgilendirmez. Ama onu 2 yapmak zorundasın. Şimdi onu 2 yapalım, yoruma geçeceğim. Buyur. Benim yok mu 2 yer uzan? Birimi değiştirmek istemedim. Ben adaletli davranmak istedim. Burada her zaman dediğim gibi olayı ben kişiselleştirmek istemiyorum. Kişiliğe, karaktere değil. Ben temizliğine oy veriyorum. Şu anda 82 milyonun da son kez soruyorum. 2 verecek misin yoksa diskalifiye edeyim? Ben bu puanlamayı normalde sorduğum zaman verebilirsin dediler bana. 3 yerden bir odaya giremezse 1 puan verebilirsin. Ben sana 1 kullanamazsın demiyorum. Ama bugün bu ev için 1 puan kullanamazsın. Ha 3 yerden birine giremediği takdirde... Evet. Heh. Mutfak, o salon olabilir. Ve banyo. Üçünde eğer birine girmezseniz... Çünkü ben puanlama yaparken mesela ben sordum. Ben çıkarda banyoya giremezsem 1 verebilirsin. Onu demek bir istiyorlar. Bir saniye. Hayır ben puanlamayı sordum da verebilirsin denildiği evet, için. Evet 1 puan kullanabilirsiniz. Tabii ki saygı duyar ve de kurallara uymak zorundayım. Okey. O zaman onu güzelce tamam. Yanlış anlaşılma olmuş. Aynı şeyi anlatıyor. Ha yanlış anlaşılma neyse, tamam. Olmuş. Evet. Anlatamıyorum. Dilek ablacığım. Mine ablacığım puanını değiştiriyor şu anda. Evet. Mine Hanım 2 verdi. Peki teşekkürler puanı için. Mine abla. Hepimize düşük puan vererek kendi gününü oynuyor. Evet Dilek toplamda 9 puandasın. Şimdi ben yorum yapmak istiyorum. Dinliyorum. Şimdi bana darılıp güceneceğini düşünmüyorum. Programı yok. Tabii ki de söylemek zorundayım. Şimdi tabii. Evin açıkçası geçtiğimiz günlere rağmen en kötü evdi. Bunda hemfikiriz ama biz evin kötülüğüne değil temizliğine puan veriyoruz. Şimdi o ev eğer ki bana çıksaydı bugün bu hafta
ben o 5 puanı kimseye kaptırmazdım. Bunu açık ve net söylüyorum, adamın Kadir olduğu kadar. Neden? Çünkü öyle bir evde temizlik sonuna kadar görünüyor. Bezi vurduğun yer anında parlıyor çünkü öncesi çok kirli. Ve yarışmacılarımız daha önce böyle kirli ev görmedikleri için çok şaşırıyorlar ve temizliği beğeniyorlar. Şimdi mutfakta bulaşık makinesini kesinlikle çekmen gerekiyordu. Arkası rezaletti, berbattı. Onu çekmedin. Şimdi bazı yerleri yaparken sanki ben söylediğim için yapıyormuş ya da ben söylediğim için orayı görmüşsün gibime geliyor. Burayı böyle yapsam mı? Dur o zaman şöyle yapayım. Yani bunu senin düşünüp yapman gerekiyordu. Mutfağın camını içeriden sildin ama dışarıdan da silmen gerekiyordu. Birinci katta ki Sibel'in gününde istim dışarıdan silmen gerekiyordu. Silerdin demir olsa bile dediler. Bunu en azından düşünebilirdin. Mutfaktan çıktık, salona geldik. Salonda camı önce sildin, sonra tekrar su döktün, sonra bir daha ahşabı sildin. Peteği yıkamadın mesela. Tamam, sökmeyi bilmiyordun, ona asla karşı değilim. Ama petek söküldü, içini görüyorsun. En azından ona su döküp yıkayabilirdin. Tekrar su dökmek istedin ama artık salondan çıkıyorduk. Evet. Yani ona su döktüğünde bu sefer salon tekrar batacaktı. Bir daha iş çıkacaktı. Evet. Vitrinin camları olduğu gibi buğduruyor. Orayı önce bir ıslak bezle silip daha sonra kurulayıp istersen tekrar cam spreyi sıkabilirdin. Ama sen direkt kirli cama cam spreyi sıktın. Vitrinin arkasını çekmedin. Vitrinin salonda onun arkası çekilmesi gerekiyordu. Sana dediğim gibi eğer senin yerinde olsaydım o eşyaları komple koridora çıkartırdım. Ahşap temizleyici o yere dökerdim ve araba fırçasıyla o doğalgaz borularını yerleri fırçalar. Çekçekle banyoya kadar çekerdim. Öyle bir fırsatım vardı. Eşyaları içeri yollardın. Koltuğa hiç süpürge vurmadın. O büyük bir sıkıntıydı. Ama tiskinmene rağmen klozete elini soktun. Klozetin içini güzel yaptın. Yani o görüntü tamamen kayboldu. Küveti de güzel yaptın. Ama banyoda 55 dakika temizlik benim işim tarihinde. Belki de rastlayacağız, belki de rastlamayacağız. En uzun sürelerden bir tanesiydi. 55 dakika. Yani o banyoyu sen yalayıp yutman gerekiyordu. Ha, 55 dakikayı banyoyu neden bu kadar verdiğini düşündüğümde banyoda, salonda ve mutfakta saydığım eksikler kalınca otomatikman zaten banyoyu 55 dakika kalması normal oluyor bu sürede. Evet. Arkadaşların evet temizliğini eleştirdiler. Belki biraz sert eleştirdiler bilmiyorum ama eksikleri tabii gördükleri içindir. Elinden geleni yaptın. Tabii ki de olan yerler var. Mutfak tezgahın çok güzel oldu. Altındaki dolapları çok güzel temizledin. Sadece küçük bir heyecan ve planlama problemim vardı. Onlara da puanımı vereceğim. Evet, madem bugün günü beğenmediniz, o zaman yarın Zeynep ya da Mina Hanım, hanginiz çıkacaksınız bilmiyorum. Güzel bir temizlik bekliyorum. Beğenmediğiniz temizliklere de ders olsun o zaman diyelim. Okey miyiz? Küreyi aldık. 10 bin liraya son 2 gün. Evet, beyaz geldi. Temizlik benim işimde. Haftanın 4. gün temizliğine bakalım kiminle yapacağız. Zeynep Hanım'la yapıyoruz. Evet, haftanın en olumlu yarışmacısı. Evet, ve cuma günü büyük finalde ise temizlik hastası Mina Hanım'la temizliğimizi yapacağız. Zeynep, seslen ekranlara, yarın kim geliyor? Ben de bilmiyorum, göreceğiz. Evet, haftanın en olumlu, en sıcak canlı yarışmacısı Zeynep Hanım geliyor. Yarın Zeynep'le ekranların tozunu almaya devam edeceğiz. Şimdi Dilek'e puan vermek üzere gidiyorum. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.